Herkese merhaba. Ben Mehmet Akif İnan Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özlem Altuğ. Bugün sizlerle Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili bir soruyu çözeceğiz. Soruya geçmeden önce Mondros Ateşkes Anlaşması ile ilgili kısa bir bilgi vereyim. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtilaf Devletleri, yenilen İttifak Devletleri ile Ateşkes Anlaşmaları imzalamışlardı. Osmanlı Devleti'nin imzalanan Ateşkes Anlaşması da Mondros Ateşkes Anlaşması'dır. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'ni savunmasız bırakıp zor duruma sokabilecek bir anlaşma. Birazdan zaten soru içerisinde maddelerini göreceğiz. Şimdi sorumuzu okuyalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda kabul edilen kararlardan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Soruyu okurken şu son kelimeye dikkat ediyoruz. Çünkü söylenebilir, söylenemez ile ilgili bazı karışıklıklar olunca soruyu direkt yanlış cevaplama ihtimalimiz oluyor. Soruyu okuduktan sonra maddelere geçelim. Mondros Ateşkes Anlaşması ile Boğazlar açık olacak ve İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecek. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecek. Yani tüm ordu dağıtılacak. Bütün savaş gemilerini, taşıt, araç, gereç, silah ve cephanelere el konulacaktır. Tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, Osmanlı tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacaktır. İtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Maddelerden anladığımız kadarıyla Osmanlı Devleti için zaten ağır şartlar içeren bir anlaşma. Şimdi şıklara geçerek yukarıdan bunların çözümlemelerini yapalım. Osmanlı Devleti'nin savunma gücü elinden alınmış, yapılacak işgaller kolaylaştırılmak istenmiştir. Şurada sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli askerlerin dışında Osmanlı ordusu terhis edilecektir. Yani bütün ordu dağıtılacak, sadece belirli sayıda asker bırakılacak. Bu şekilde de Osmanlı Devleti'nin savunma gücü elinden alınmış ve işgallere karşı koyabilecek bir ordu ortadan kaldırılmıştır. O yüzden A şıkkına ulaşabiliyorum. Türk halkının işgaller karşısında bir araya gelerek direnişe geçmesinin engellenmesi hedeflenmiştir. Direnişe geçebilmeleri için aralarında bir iletişim bağının bulunması gerekiyor. Ancak Mondros Ateşkes Anlaşması'nın şu maddesiyle tüm telsiz telgraf hatlarının kontrolü, Osmanlı tünelleri ve bütün demir yollarının denetimi İtilaf Devletleri tarafından sağlanacağı için bir bölge ile başka bir bölge arasındaki ulaşım ve iletişim kesilecek ve bu şekilde de tüm ülkedeki insanların bir araya gelerek direnişe geçmesini engellemek hedeflenmiştir. Buna da ulaşıyoruz. C şıkkında Osmanlı topraklarının işgaline hukuki zemin hazırlanması amaçlanmıştır. Bu anlaşmanın en can alıcı maddesi zaten budur. 7. maddesidir. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa herhangi bir stratejik noktayı işgal edebilecektir. Buradaki herhangi bir stratejik nokta dediği yer bir yer belirtilmediği için tüm ülkeyi kapsamaktadır. Bu sebepten dolayı Osmanlı topraklarının işgaline hukuki bir zemin hazırlanmıştır. Yani bu maddeye dayanarak çok rahat bir şekilde ülkeyi işgal edebilecekler. Buna da ulaşıyoruz. Son şıkkımız, ileride kurulması amaçlanan Ermeni Devleti'ne zemin hazırlamak için ortam oluşturulmaya çalışılmıştır. Biz derste öğrendiğimiz bilgilere bakarak Mondros Ateşkes Anlaşması'nda böyle bir maddenin olduğunu biliyoruz. Ancak yukarıda verilen 4 madde içerisinde bu madde yer almadığı için Ermeni Devleti'nin kurulmasına zemin hazırlayacak ortam oluşturulmaya çalışılmıştır maddesine ulaşamıyoruz. Çünkü Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 24. maddesine göre 6 ilde bir karışıklık çıkarsa buralar işgal edilebilecektir diye bir madde yer alıyor ve bu maddeyle de Ermeni Devleti'nin kurulmasına zemin hazırlanmış oluyor. Ancak yukarıda bahsedilmediği için D şıkkına ulaşamıyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar. Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Mehmet Akif İnan, Ortaokulu Türkçe Öğretmeni İsmail Albayrak. Bugün sizinle bir anlam sorusu çözelim istedim. Türkçe'de biliyorsunuz LGS'de sorulan soruların %70 kadarı anlam ile ilgili. Bu anlam konusunun içerisine grafik okuma, sözel mantık, parçada anlam, sözcükte anlam, deyim, atasözleri gibi konular giriyor. Yani anlam konusu oldukça geniş bir konu ve LGS Türkçe konularının soru dağılımı açısından en çok kapsayıcı olanı. Bu ne?
nedenle bende bir anlam sorusu seçtim sizler için. Onu çözeceğiz hep beraber, sözcükte anlam konusu. Yalnız şunu da söylemek istiyorum. Sözcükte anlam konusu çözdüğünüz zaman sağlamasını yapmak için, matematikteki sağlama gibi sağlamasını yapmak için mutlaka Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünden faydalanın. Onu da tdk.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz şekilde faydalanabilirsiniz. Sorumuz şöyle. Gitmek fiili aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki metinde kullanılan anlamlarından biriyle kullanılmamıştır? Önce soruyu okuyoruz her zaman olduğu gibi. Soruyu okuduk. Gitmek fiilinin bu metinde kullanılan anlamlarından biriyle kullanılmamış olan şıkkı bulacağız. Merhaba, adım Cansu. 14 yaşındayım. Mehmet Akif İnan Ortaokulu'na gidiyorum. Gitmek fiili. 8. sınıftayım. Bu aralar milletçe zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte yetkililere kulak vermeli ve evden çıkmamalıyız. Biz ailece evdeyiz. Haftada bir babam ihtiyaçlarımızı karşılamak için maskesini takıp ve azami dikkat göstererek markete gidiyor. Gitmek fiili bir daha. Onun dışında evden çıkmıyoruz. LGS'ye hazırlık için bol bol soru çözüyorum. Unutmayın, bu durum hep böyle gitmeyecek. Yine gitmek fiili. Kurallara uyduğumuz sürece güzel günler çok yakın. Evet, metinde geçen gitmek fiillerini çizdik. Her birinin ne anlamda kullanıldığı metinde önce görelim, sonra şıklara bakalım. Mehmet Akif İnan Ortaokulu'na gidiyorum. Buradaki gitmek fiili belli bir amaçla bir yere devam etmek, bir yerde bulunur olmak anlamında. Diğer gitmek fiilinin kullanıldığı cümle bu. Haftada bir babam ihtiyaçlarımızı karşılamak için maskesini takıp ve azami dikkat göstererek markete gidiyor. Buradaki gitmek fiili bir yere yönelmek anlamında. Bir yere yönelmek. Ve son gitmek fiili metindeki, unutmayın bu durum hep böyle gitmeyecek. Burada da gitmek fiili sürmek. Sürmeyecek, hep böyle sürmeyecek. Sürmek anlamında kullanılmış oluyor. Şimdi şıklarda bu anlamlardan herhangi biriyle kullanılmamış olan şıkkı buluyoruz. A şıkkı, böyle giderse kısa zamanda düzlüğe çıkarız. Böyle giderse, sürmek anlamında, böyle sürerse, böyle devam ederse, yani A şıkkının içerdiği anlam, metinde geçen gitmek fiillerinden birinin kullanıldığı anlamlardan biri. B şıkkı, Arim Üniversite'ye gidiyordu, kaygını dondurdu. Gitmek fiili, burada, bu cümlede, belli bir amaçla bir yere devam etmek anlamında, ve o anlam burada vardı. Dolayısıyla B şıkkı da aradığımız cevaplardan cevap değil. C şıkkı, Ayşe teyze der ki, ben giderim, adım kalır, dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, buradaki gitmek fiili ayrılmak, ölmek anlamında. Ben giderim, ben buradan ayrılırım, adım kalır. Ben giderim, ben ölürüm, adım kalır. Yani buradaki gitmek fiili ölmek, ayrılmak anlamlarında kullanılmış oluyor. Dolayısıyla metinde böyle bir anlam yok. İşaretimizi koyuyoruz ve D şıkkına bakıyoruz. Bu bayram alışveriş için çarşıya gitmeyeceğiz. Gitmek fiili
bu cümlede bir yere yönelmek, o da şurada vardı, metinde burada geçiyordu, bir yere yönelmek. Dolayısıyla A şıkkında, B şıkkında ve D şıkkında kullanılan gitme fiilleri, metnimizde kullanılan gitme fiilleriyle aynı anlamlarda kullanılmış, ama C şıkkında kullanılan gitmek fiili metindekilerin dışında farklı bir anlamda kullanılmış ve doğru cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Sorumuzun çözümü bu şekilde. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akif İnan Ortaokulu'ndan Fen Bilimleri Öğretmeni Sedat Ceylan. Şimdiki sorumuz açık hava basıncı ile ilgili bir soru. Sorumuza geçmeden önce sorumuzla ilgili iki önemli detayı belirtmek isterim. Birincisi, yoğunluk. Biliyorsunuz açık hava basıncı barometre dediğimiz aletlerle ölçülüyor. Ve barometrelerde genelde civa kullanılıyor. Torikçe'de civa kullanmış. Biz istediğimiz sıvıyı kullanırız. Tabii bu kullandığınız sıvı neyi etkiliyor? Şu konudaki sıvı yüksekliğini etkiliyor. Mesela eğer yoğunluk büyük ise, kullandığımız sıvının yoğunluğu büyük ise, şu borudaki sıvı yüksekliği az olur. H yüksekliği az olur. Yani ters orantılı. Yoğunluk ne kadar büyükse borudaki sıvı yüksekliği o kadar az olur. İkinci önemli husus, açık hava basıncı yükseklere çıkıldıkça borudaki sıvı yüksekliği azalır. Neden? Çünkü yükseklere çıkıldıkça üzerimize etki eden hava basıncı, daha doğrusu hava kütlesi azalır. Hava kütlesi azalınca basınç da azalır haliyle. Basınç azaldığı zaman şu borudaki sıvı yüksekliği, yani şu H yüksekliği azalır. Evet, o zaman şunu diyebilir miyiz? Yükseklere çıkıldıkça borudaki sıvı yüksekliği azalır. Bu iki önemli hususu anlattıktan sonra sorumuza geçebiliriz. Evet, şimdi sorumuza bakacak olursak, eşit sıcaklıktaki A, B, C noktalarında barometreler ile yapılan ölçüm sonuçları aşağıda verilmiştir. Birinci barometremiz, ikinci barometremiz ve üçüncü barometremiz. Not, birinci ve üçüncü borulardaki sıvı yüksekliği eşit, ikinciden yüksektir. Evet, gördüğünüz gibi 1 ve 3'ün sıvı seviyesi eşit ve 2'den daha büyük, daha yüksek. Birinci maddemizde ilk sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan büyük ise, yani Dx büyüktür Dy ise, o zaman sıvı yükseklikleri eşit olduğu için ve yoğunluğu küçük olanın borudaki yüksekliği daha fazla olduğu için, eşit çıkması için Dy'nin daha yukarı bir yerde olması lazım. Yani birinci barometremizdeki sıvı eğer A noktasında ölçüm yapmışsa, üçüncü barometremizdeki sıvı ya B noktasında veya C noktasında ölçüm yapmış olması lazım. Buradan da görüyoruz ki ikinci iki numaralı barometre B noktasında demiş. Evet, iki numaralı barometre B noktasında olabilir, fakat C noktasında da olabilir. Ve soruda kesinlik olduğu için, bu otomatikman yanlış oluyor. İkinci maddemize geçelim. Y sıvısının yoğunluğu X sıvısının yoğunluğundan büyük ise, üç numaralı barometre A noktasında, iki numaralı barometre C noktasında, bir numaralı barometre ise B noktasında ölçüm yapmıştır. Evet. Şimdi bu olay tam tersi. Yani DY büyüktür, DX
ise ve 1 ile 3'ün borudaki sıvı yükseklikleri eşit olduğu için o zaman Y sıvısı yani 3 numaralı barometre A noktasında 1 numaralı barometre B noktasında 2 numaralı barometremiz de C noktasında olması lazım. Peki 1 ile 2 neden 1 B'deyken 2 C denir? Çünkü 2'nin sıvı yüksekliği buradaki sıvı yüksekliği daha olduğu için daha yukarıda olması lazım. Çünkü basıncı daha az. O yüzden bu da doğru oluyor. Üçüncü maddemize bakalım. Aynı konumda 1 ve 2 numaralı barometrelerdeki sıvı yüksekliği eşit olur. Evet. 1 ve 2. barometre dediği sıvıların cinsleri aynı. Cinsleri aynı olduğu için aynı konumda aynı yüksekliğe sahip olurlar. Yani basınçları aynı olur. O yüzden bu da doğru olmuş oluyor. Yani cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, ben İngilizce öğretmeni Hakan Halim. Bugün size anlatacağım soru kitabımızın 3. ünitesi In the Kitchen yani mutfakta konusuyla alakalı. Sorumuza bakarsak, ilk önce soru bizden ne istiyor? Anahtar, iki tane kelimemiz var soruyu anlamak için. Fill in the blank ve according to ifadeleri var. Fill in the blank, boşluğu doldur demek. According to ise, neye göre demek. Neye göre? Resimlere göre. Aşağıdaki resimlere göre boşluğu doldurun. Boşluğumuz nerede? Şurada. Geri öznemiz. Bakalım geri şunlardan hangisini yapıyor? O şıkkı bulmaya çalışacağız. Şurada bir açıklama cümlemiz var. Onu da okuyalım. Gary is making a salad at the moment and here are some photos. Gary şu anda bir salata yapıyor ve işte bazı fotoğraflar demiş. Fotoğraflara bakıyoruz. Şimdi sebzeleri hazırlarken ya da doğrarken kitabımızda geçen kullandığımız temel 5 tane fiilimiz vardı. Onları bir hatırlayalım beraber. Chop vardı. Ne demek? Hatırlayan var mı? Chop, doğramak. Rastgele doğramak. Bıçakla bir şeyi doğramak. Dice ne demek? Dice, küp küp doğramak. Slice neydi? Eminim hatırlayanlar vardır. Onlara bir aferin diyoruz. Congratulations. Dilimlemekti değil mi? Peel neydi? Peel de kabuğunu soymak. Ve sonuncusu mash. Mash de ezmek ya da püre yapmak anlamına geliyordu. Şimdi az çok şıkları size tahmin edebiliyorsunuz. Şıklara bakalım şimdi. A şıkkında diyor ki Gary doesn't need any vegetables for the salad. Gary salata için hiç sebzeye ihtiyaç duymaz. Hemen bu şıkkı eleyebiliyoruz değil mi? Sebzesi salata mı olur? Olmaz. B şıkkına bakalım. Gary cuts the cucumber into the pieces. Cucumber salatalık demekti. Gary salatalığı parçalara, küçük parçalara kesiyor, ayırıyor. Doğru mu? Hayır. Burada salatayı soyuyor, peel yapıyor. O da yanlış. C şıkkına bakalım. Gary dices the tomatoes and peels the cucumber. Gary domatesleri küp küp doğrar ve salatalığı soyar. Yani bu şıkkımız doğru. C şıkkı doğru gözüküyor.
Emin olmak için D şıkkına bakacağız. Gary never met some salt into the mixture. Gary karışıma tuz eklemez. Asla tuz eklemez diyor. Halbuki son resmimizde Gary salataya tuz döküyor. D şıkkı da yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı oluyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Merhaba kıymetli arkadaşlar. İsmim Bayram Songur, Mehmet Akif İnan Ortaokulu'ndayım. Şimdi EGS için hazırlamış güzel bir sorumuz var. Hemen sorumuza geçelim. Yukarıda verilen dikdörtgensel şekil eş dikdörtgen levhaların yatay ve dikey döşenmesiyle elde edilmiştir. Levhaların ayrık uzunlukları santimetre cinsinden tam sayılır. Buna göre H ile gösterilen yükseklik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi soru eğer anlaşılırsa sorunun çözümü basittir. Şimdi bir duvarımız var, bir yatay bir de dikey bırakılmış. Yani hemen de çözelim, çözüme geçelim istiyorsanız. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Kısa kenar A diyelim, uzun kenara B diyelim. Kısa kenar A, uzun kenar B. Peki H yüksekliği A ile B cinsinden değeri nedir? Hemen bakalım. Şimdi burada bir A, bir B şeklinde bırakmış. Uzun kenara B dedik, kısa kenara A dedik. Burası kısa kenar A, uzun kenar B. Kısa kenar A, uzun kenar B, kısa kenar A. Şimdi H yüksekliğini A ile B cinsinden yazalım. Kaç tane A var? 1, 2, 3. 3 tane A. 3 A. 2 tane de B'miz var. Evet, biz az önce H yüksekliğini arkadaşlar ne bulduk burada? 3A artı 2B şeklinde bulduk. 3A artı 2B. Şimdi kilit noktaya gelelim. Bir yatay bir dikeydi ya, soruda yatay ve dikeyin arasındaki bağıntıyı bulmamız lazım. Ben o yüzden şekli buraya çizdim. Bir en alt tarafa çizdim. Şeklin yukarısı şu yukarıda, tamam burada. Ben sana şu alt tarafa aldım. Kilit nokta ne? Şu uzun kenar ya. Biz uzun kenara B demiştik. Bakın. B, 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 B ve B. Hemen alta da bakın arkadaşlar. Bak bunlar B ya. Şunlar B. Daha iyi görmenizsin. Peki yukarıdaki ne? Yukarıdaki dik bırakılmış. Burası da kısa kenar olarak bırakılmış. Kısa kenarlar da A şeklinde bırakılmış. A, 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 A ve A. Dikkat ederseniz B'lerden 1, 2, 3, 4, 5 B var. 5B kaç A'ya eşit? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A'ya eşit. 5B 6 A'ya eşit. B ile A arasında bir bağıntı bulmamız lazım. Çünkü bana H 3A artı 2B. Bunların bir oran bir yerde birleşmesi lazım. Hemen oran orantıdan hatırlayalım. Veya çarpanlar ve katlardan. 5 ve 6'nın ortak katı. 5 ve 6 aralarında asal değil mi? Asal. Başka bölenme yok. Bir bölenme başka yok. 5 ve 6'nın ortak katı ne var? 30. 30. O zaman bunların 30 orantıdan da hatırlayacağımız K diyoruz. K ne? 30. Evet 30 ama 30'un katı da olabilir. 30, 60, 90 olabilir. 30 K diyoruz. O zaman şöyle diyelim. 5 B 30 K ise B ne olur arkadaşlar? 6 K olur. Bu tamam. Şimdi neyi bulalım? A'yı bulalım. 6 A ne eşit arkadaşlar? 6 A da 30 K'ya eşit. A onların ne çıkar? A eşittir 5 K. Soru bitmiştir arkadaşlar. Şu ayrıntıyı yakaladınız mı? Soru bitmiştir. Ve LGS soru tarzlarında bu tarz sorular vardır. Bunu köklü ifade içinde sorarlar. Üstlü ifade içinde sorarlar. A ile B arasındaki bağıntı. Yatay ve dikey bırakmış. A ile B arasındaki bağıntıyı buldum. Oranlı sabitinden veya çarpanlar ve katlardan katını buldum. A ve B'yi K cinsinden buldum. Şimdi gelelim H'a. Hemen yerleştirelim. 3A'ya 3 çarpı A'yı da buldum. 5K. 3 çarpı 5K. Yani 15K. Bu tamam. Şimdi B'nin 2 çarpı B. B neydi? B'mize bakalım. B'de 6K.
6K. Bu da işte ne yapar? 12K. Peki toplayalım. 15K artı 12K eşittir ne oldu arkadaşlar? 27K. Cevap şıklarına gelelim. Cevap şıklarında 108, 110, 112 ve 116 var. 27 yok. Biz 27K bulduk ya arkadaşlar. 27K. K değişken bir sayıdır. 1 verelim, var mı yok. 2 verelim. 2 çarpı 24. 27, 54 yok. 3 verelim. 3 kere 27 ne yapar arkadaşlar? Var mı burada? 81 yapar yok. Ama 4 bıraktığımızda ne olur arkadaşlar? K yerine 4 bıraktığımızda şu 27 çarpı 4. Bu da ne yapar arkadaşlar? 108. Zaten cevap, yani soruda hangisi olabilir diyor. 27'nin katı sadece 108. Benim dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben Mehmet Akif İnan Ortaokulu'ndan Melik Durgun, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeniyim. Bugünkü sizinle beraber çözeceğimiz soru evrendeki yasalarla ilgili bir soru olacak. Sorumuza baktığımız zaman sorumuzda diyor ki yukarıdaki tablo için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tabloya baktığımız zaman tablonun evrendeki yasalarla ilgili olduğunu görüyorsunuz zaten. Ve diyor ki ayrıca bazı özellikler ile bu özelliklerin ilgili olduğu yasa isimlerini eşleştirerek yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur. Fakat tablonun doğruluğundan emin değildir. Şimdi arkadaşlar tabloya dönmeden önce evrendeki yasalar kaça ayrılıyor? Üçe ayrılıyor değil mi? Fiziksel yasalar, biyolojik yasalar ve toplumsal yasalar. Bu yasalar Kur'an-ı Kerim'de ifade ediliş biçimine ise sünnetullah diyoruz. Fiziksel yasalar daha çok yaşadığımız evrende var olan cansız varlıklarla ilgili Allah'ın koymuş olduğu kanunları ifade eder. Baktığımız zaman teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında etkili olan yasalardır. Mesela teknolojinin ham maddesi madenler değil midir? Madenlerin yaratılması da fiziksel yasalar değil midir? Ondan dolayı buraya ne diyoruz? Fiziksel yasalarla ilgili. Diyor ki tüm canlılarla ilgili yasalardır. Evet, canlıların doğumu, ölümü, çoğalması gibi konuları ele alan, aynı zamanda bitkilerin çiçek açması, solması, meyve vermesi gibi konuları ele alan yasalar ise ne diyoruz? Biyolojik yasalar. Burası doğru. İnsanlar arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bu da arkadaşlar toplumsal yasalar olarak ifade edilebilir. Genel itibariyle insanların biyolojik ve fiziksel yasalarla ilgili müdahale edebileceği çok fazla bir şey yok. Ama toplumsal yasalar daha çok insanlar sebep-sonuç ilişkisine göre hareket edip ve kurallarının kendilerini koyabileceği yasaları ifade eder. Örneğin bir yerde savaş varsa insanlar kendi menfaatlerini düşünerek ne yapacaklardır? Savaş olan bölgelerden kaçacaklardır. Bu neyle ilgilidir? Toplumsal yasalara bir örnektir bu. Ya da mesela bugün şu günlerde yaşadığımız COVID-19 virüsünden dolayı virüs bulaşmaması için insanların evde çıkmaması gerektiği konusu, bu da aslında toplumsal yasalara bir örnektir. Eğer biz ne kadar insanlarla sosyal ilişkilerimizi sınırlarsak virüsün gücünü o kadar azaltırız. İşte bu ve benzeri sebep-sonuç ilişkisine dayanan yasalara biz toplumsal yasalar diyoruz. Gelelim seçeneklerimize. Tekrardan okuyalım. Diyor ki ayrıca bazı özellikleriyle bu özelliklerin ilgili olduğu yasa isimlerini eşleştirerek yukarıdaki tabloyu oluşturmuştur. Fakat tablonun doğruluğundan emin değildir. Yukarıdaki tablo için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Cevabımız ne olacak? Yani C ile A seçeneği yer değiştirecek. Zaten burada da yazmışız. Ayrıca
doğru bilgiler içeren tablo oluşturmayı başarmıştır. Hayır, yanlış. B seçeneğinde tabloda A ve B yasaları yer değiştirmelidir. A ve B değil, yanlış. Tabloda A ve C yasaları yer değiştirmelidir. Evet, burada da yazdığımız gibi A ve C seçenekleri yer değiştirdiği zaman doğru cevaba ulaşmış olacağız. Cevabımız bundan dolayı C şıkkı. Teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler.